İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte Suriye politikasında değişikliğe gideceğini söylediği saatlerde Hasan Ruhani, Ahmedinejad'dan görevi devralan yeni Cumhurbaşkanıdır İran'da. Ruhani açıklama yaptı. İran Suriye'nin karşılaşacağı tüm tehditlere karşı Suriye'nin yanındadır ve daha güçlü bir işbirliği tesisi hazırlığındadır dedi. Şimdi bizim Dışişleri Bakanı diyor ki Ruhani ile birlikte Suriye politikasında çok olumlu adımlar atılacağını düşünüyorum. Aynı saatlerde Ruhani açıklama yapıyor ki biz Suriye'nin yanındayız. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dediğiniz kişi 6 dil konuşan biridir. Yani Obama ile meselesini İngilizce, Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda ile Fransızca, Putin ile Rusça, Merkel ile anlaşmalarını Almanca, Arap dünyasına seslenirken Arapça konuşuyor bu insan. Hal böyle olunca başkasının hissesine de şansölye düşüyor. Bizim hissemize viyadük. Obama'nın sesini özleyenlere viyadük düşmesi de çok normal. Yıllarca birbirlerine diş bilemiş, dünyanın gözü önünde tabir yerinde olur mu bilmiyorum ama bilek güreşi yapmış devletlerden bahsediyoruz İran ve Amerika. Ruhani kalktı dedi ki seçimden hemen sonra Amerika'ya, iç işlerime karışma, haklarımı tanı, gel konuşalım dedi. Yani bu husumet nereye kadar gidecek dedi. Obama, biz bunları konuşmaya hazırız dediği günün ertesi günü İran'ın petrol satamaması için uygulanan ambargoyu ve yeni tedbirleri onaylayan bir adım attı. Ama Ruhani bu hamleleri, Amerika'ya dostluk eli uzatma hamlesini ne için yaptı? Petrol gelirleri %65 azalmış vaziyette İran'ın. Ve işsizlik %10'un üzerine çıkmış. Yani %10'un üzerinde bir işsizlik İran için kabul edilemez diyor Ruhani. Sahi bizim %10'un üzerinde işsizliği öncelikli meselesi yapan bir devlet adamı var mı karşımızda? Bizim de %10 seviyesinde işsizliğimiz. Ama adam büyük şeytan dediği Amerika ile küçük şeytan dediği İngiltere ile bir şekilde sulh yoluna gitmeye çalışıyor. Kendi kaynaklarını değerlendirmek ve ülkesini daha müreffeh günlere hazırlamak adına. Bizim de işsizliğimiz %10. Bizim böyle bir devlet adamımız var mı? Gerçi bizde iş bulmaktan umudunu kestim diyenleri bile dahil etmiyorlar işsizlik istatistiklerine. Böyle garip bir mantığı var. Yani adam İran'daki diyor ki, liderleri bile örnek alacak seviyeye mi geldik bu konuşmadan bunu? Şimdi İran'daki liderleri bile dediğimizde biz aslında oldukça bilge birinden bahsediyoruz Hasan Ruhani. Doğrudur. Onu tırnak içinde söyledim ben tabii ki. Hani İran'dan çok daha modern, çok daha ileri bir ülke olduğumuzu düşünerek söylediğim bir cümleydi. Şimdi onların coğrafyası nükleer araştırmalara müsait bir coğrafya. Bizimkisi gibi değil. Evet. Oradan bir adamı da çıkıyor. Oradan büyük sinemacılar da çıkıyor. Her şey çıkıyor. Bizim sinemacıları sindirirler. Kültür Bakanlığı fonlarını istediklerine tahsis ederler, istemediklerine etmezler. Robot kol yapan adamı denklik vermezler bu ülkede canım. Adam robot kol yapmış. Ben Türkiye aşığıyım, ben insanımın aşığıyım diyor. Üniversitede denklik vermiyorlar adama. Yani ben işte o yüzden sormak zorundayız biz. Meclisteki milletvekilleri, o ilkokul mezunu olmanın yeter şart görüldüğü milletvekilleri bugün KPSS'ye, ÖSYM üzerinden hani şaibesiz olduğu takdirde bir sınava dahil edilseler acaba kaç puan alırlar, ben çok merak ediyorum. Bir şey ekleyeyim o zaman tam bu noktada denklikle ilgili söylediklerinize. Bugün çok sıcak bir haberdi. Bu AKP kendi politikaları doğrultusunda bugün çok önemli bir adım attı ve artık Mısır'da şeriat eğitimi veren üniversitelerden alınan diplomalar Türkiye'de de geçerli olacak. En dikkat çekici üniversitelerden biri de El Eser Üniversitesi, şeriat eğitimi veriyorlar. Türkiye'de de bu diplomalar, yani bu denklik dediğiniz nokta bu anlamda tanınacak. Yani o robot kol yapana tanınmıyor ama şeriat üniversitelerine tanınacak artık. Şimdi işin doğrusu burada da hakkaniyetli davranmak zorundayız. El Eser dünyada ilahiyat anlamında otorite kabul edilen bir üniversitedir. İlahiyatçılar açısından denkliğin kabul edilmesi cidden bizim yadırgayacağımız bir şey değil. Evet. Ama cidden robot kol üreten insanların
denklik alamaması çok tuhaf. Yani Muazzez İlmiye gibi bir değeri yıllar evvel Kolombiya Üniversitesi'ne kaptırmış bir ülkeden bahsediyoruz. 12 Eylül'de 30 bin akademisyenini kaybetti bu ülke. Yani 141, 142 ve 163. maddelerden akademisyenler kendi istekleriyle, tırnak içerisinde söylüyorum, istifaya zorlandı. 30 bin bilim adamı bu ülkeyi terk etti. Binlerce devrimci yurt dışına mülteci sıfatıyla gitti. Yani aydınları Sivas'ta yakan zihniyetten hiçbir farkı yok. Çok kolay harcıyor. Yetişmiş insanını bu kadar kolay harcayan bir sistemin kalkıp Orta Doğu'da söz sahibi olması, Orta Doğu siyasetinde hak sahibi olması ancak ve ancak maşa sıfatıyla söz konusu olabilir vaziyette bugün. Yani hükümetin Orta Doğu siyaseti diyoruz ya, hani bu patlamış Mısırlar Mısır'a söz söylerken ulu orta, orada ölenler için sözünü sakınmıyor. Ki haklıdır. Yani insanların ölümü orada, o yaşananlar birer katliamdır. Bunun altını çizmek isteriz. Ve ekliyor. Ya bu Batı'nın ikiyüzlü siyaseti falan diyor. Ya konu ikiyüzlülük olunca söylemekte yarar var. Tıraş bıçağı firmaları bile çift bıçak teknolojisini senin için geliştirdi be Adem. Senin haberin yok. Peki, sosyal medya, sansür ve özellikle Facebook'la ilgili bu hesap kapatmalar, tutuklanmalara kadar gidebilen işte adli vakalar, bunlarla ilgili RTK ne düşünüyor? Çünkü sosyal medya bir şekilde engellenmeye çalışılıyor ama engellenemiyor da, bir de böyle bir yönü var. Sosyal medya bela mı? Haşmet Mehap öyle buyurdu, hatırlayın. Evet. Beladır dedi. Ama başbakan bu minvalde açıklama yapacak belki de en son adamdır. Çünkü daha öncesinde, geçmiş yıllarda hatırlayın, bu tutarsızlık abidesi beyefendi çıktı, dedi ki ya bu Facebook, Twitter, internet filan bunlar çirkin, ayıp. Bunlar ne biçim şeyler? Herkes istediğine iftiraya atar. Geçenlerde çıktı, döndü birkaç ay önce. Biz interneti, sosyal medyayı en az onlar kadar iyi kullanmalıyız dedi. En az onlar kadar. Onlar dediği ki böyle bir ayrıştırma dili kullanıyor sürekli. Sürekli onlar. Onlar bizi tehdit ederler. Bizi sevmezler. Bizi dışlarlar. Tuhaf bir psikolojik adı vardır herhalde bunun. Yani paranoyak şizofren mi diyeceğiz biz buna? Ne diyeceğiz? Bilenler bilmeyenlere açıklasın, bizi de aydınlatsın. Tuhaf bir ruh hali var adamın. Ama aynı başbakan Silikon Vadisi ziyareti yaptı. Silikon Vadisi'ne gittiğinde işte nihayetinde bu adam Türkiye başbakanıdır deyip karşıladılar, hürmet ettiler de yeni icatları tanıtmaya çalıştılar Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi bildiğiniz gibi teknoloji üretimi üstüne verilen bir isim. Amerika'da. Evet. Silikon Vadisi'ne girdikten sonra dudağı uçukladı. Geçenlerde, bundan 10 gün önce de çok övündüğü, projelerin projesiymiş gibi lanse ettiği, sunduğu Fatih projesi, okullara tablet projesinde de yapılan yolsuzluklar pat diye patladı. Hiçbir şey üretmeyen adamlar yüz binlerce liralık zarara uğratmışlar Fatih projesini. Kendi atadıkları adamlar. Şimdi bu adam çıkıp bizim verdiğimiz tepkiler ve organize oluş şeklimizden dolayı Twitter troublemaker'dır, problemdir, sorundur ifadesini kullanıyor. Bütün faşist diktatörler aynısını yaptı. Yani Franco, Mussolini, Hitler iletişim araçlarını kendi elinde tutmanın iktidarın garantisi olacağı refleksiyle hareket etti. Bu niye farklı olsun ki? Bu da diktatör. Bunun da çok bir farkı yok. Ama ne oluyor? Hayat gerçekleri yüzünüze çarpıverir. Çarpıverir. Siz Silikon Vadisi yerine Kurtlar Vadisi'ni muhatap kabul ederseniz, Necati Şaşmaz gibi ne dediğiniz de anlaşılmaz. Nereye varacağınız da bellidir. Sen teknolojiye yatırım yaptın mı? Girdi olarak son derece düşük maliyetlerle sen kalkınmada öncelikli bölgeler üzerinden yatırım yapabilecekken neden bu teknolojik dalgayı ıskaladın? Hindistan'da yazılım konusunda korkunç bir noktaya varıldığını bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü ne oluyor?
Afyon'da cephanelik patlıyor. Orman Bakanı çıkıp diyor ki Pakistan'da, Hindistan'da da böyle şeyler oluyor diyor. Pakistan'ı, Hindistan'ı sadece o yönüyle ele alıyorlar. Orada bir kalkınma hamlesi yaşandı. Uzun yıllardır yaşanmakta ve aldılar başlarını gittiler. Ama ne oluyor? Sen 600 bin lira verip REDD'le mücadele etme telaşına düşüyorsun. Bilişim söz konusu olduğunda. 2000 tane siber güvenlikçi alıyorsun. Ama düzenlediğin konferanslara defalarca hacklediğimiz YÖK yetkilileri dahil olmuyor. Tuhaf. Tuhaf. Bu halkın genç nüfus olması, sürekli doğurgan olması için telkinlerde bulunuyor. Bu da diğer diktatörlerin ortak paydasıdır. Çok çocuk yapın, ırkı yüceltin, kan politikası, DNA üzerinden. Çok çocuk yapın da, abicim sen 1 milyon çocuk işçiyi doyuramıyorsun. 1 milyon çocuk işçi varken bu ülkede sen 23 Nisan kutlamaya utanmıyorsun. Hoş, ona da müdahale ediyor da. Onu da baskılama telaşına düşüyor da. Bizim kendi gerçeklerimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Yani Evet. ölü doğumların oranlarında ciddi düşüşler yaşandığını söylüyorlar. Ekonomik büyümeden bahsediyorlar. Kimse demiyor ki büyüme farklı bir şey. Gelişmişlik farklı bir şey. Çünkü bir tanesinde standart ekonomik kazanç iken rakamsal bir büyüme sizi büyük göstermeye yetiyor iken diğerinde temelde insan hakları söz konusudur. Gelişmişliğin ölçüsü insan haklarıdır. Küba nerededir gelişmişlik endeksinde? Birleşmiş Milletler'de. Türkiye nerededir? Bir bakılması lazım. 94 ülke arasında 92. pozisyonda Türkiye, Küba 8. pozisyonda bir sosyalist ülke olarak. Ama kalkıp Egemen Bağış'a sorsanız deseniz ki ne diyorsun abi sen bu duruma? Sosyalizmin LCD televizyonu yoktur, iPhone'u yoktur diyor adam. Sosyalizm algısına bakar mısınız? Bu adam baş müzakereci, güya. Güya baş müzakereci ama 1963'te başlayan Avrupa Birliği macerasını 1994-95 Tansu Çiller döneminde başladı zanneden bir adamdı. Sonradan Avrupa'yı idrak etmeye çabalayan bir adamdı. Sadece bar İngilizcesiyle konuştuğu için devlet adamı çıkartamazsınız. Olmaz yani o malzemeden böyle bir şey çıkmaz. Bütün bunlara bir bütün olarak baktığında da gerçekten böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Kabul etmeyiz. Ben ortalama bir sosyalistim. Redek'in en ortalama militanlarından bir tanesiyim. Gelsinler benle tartışsınlar. Yürekleri yetiyorsa benle tartışsınlar. Şirin Baba'yı falan geçtim, diğerlerini geçtim. Evet. O halde yine bir kısa ara vermek durumundayız. Ama devam edeceğiz sohbete çünkü daha konuşacak Umarım çok konumuz kopmaz. var. Umarım kopmaz. Umarım kopmaz, evet. Şimdilik bir sıkıntı yok bakalım. Birkaç dakika ara veriyoruz değerli izleyiciler. Red Hack gecesi devam edecek.